kaleci Serkan'ın tedavisi yapıldı. Biliyorsunuz her yayınımızda her kalecinin sakatlanışında bunu tekrarlıyoruz. Kalecilerin tedavisi oyun alanı içinde yapılıyor. Oyun duruyor ve kalecinin devam edip edemeyeceği görüldükten sonra da oyun yeniden hareketleniyor. Barales kırmızı kart gördükten sonra yavaş yavaş soyunma odasına doğru gidiyor değerli dinleyiciler. Serbest vuruşla oyunu hareketlendirecek kaleci Serkan. Ceza alanının içinden serbest vuruşu kullanacak. Bu arada karşılaşmada 78. dakikada son saniyeler oynanıyor ve 0-0'lık denge bozulmadı. Rize'den dakika ve skor alıyoruz. Rize'de 74. dakikadayız. Çaykur Rizespor'un 5-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan çıktı. Mehmet Akyüz oyuna dahil oldu. Antalya Spor takımındaysa Kvistic oyundan çıkarken Ahmet Aras oyuna dahil olan isimdi. Şöyle bir özetlememiz gerekirse maçtaki son durumu. Daha çok Antalya Spor toplu oynuyor. Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında oyunu kabul ediyor ama kontralarla etkili olmaya çalışıyor ev sahibi takım. Evet, dakika 74. Çaykur Rizespor 5, Antalya Spor 1. Yeniden Sivas'tayız. Evet, 79. dakika, bir dakika önce sizden ayrılmıştık. 0-0'lık denge bozulmadı. Şimdi Sisinya sağ kanatta hücuma çıkacak. Topun kontrolünü sağlayan futbolcu Hakan rakiplerinden kurtuldu. Ceza alanına sokulmak istiyor. Ceza alanına sokulamıyor. Topun kontrolünü kaybedince topu kazanan futbolcu hemen takımını karşı atağa kaldırdı ve Hölman topa Ümit'le birlikte atak yapıyorlar. Ümit Hölman'la topun arasına girdi. Daha sonra Hölman önce çekiyor, sonra itiyor, daha sonra da Ümit'le Hölman arasında bir kontak. Bakalım Serkan Tokat'ın buradaki tepkisi ne olacak?